Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Manisa, ey şehzadeler şehri Manisa, alimlerin şehri, evliyanın şehri Manisa, seni yürekten selamlıyorum Manisa. Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Göl Marmara, Gördes, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Kırkaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, sizi kalpten selamlıyorum. Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu, sizi gönülden selamlıyorum. Manisa, sen Saruhan Bey'in, Yunus Emre'nin, Murat Hüdavendikar'ın şehrisin. Sen Sultan Mehmet'in, Sultan Selim'in, Sultan Mustafa'nın şehrisin Manisa. Sen Osmanlı Cihan Padişahları'nı, Fatih Sultan Mehmet'i, Kanuni Sultan Süleyman'ı bağrından çıkarmış şehrisin Manisa. Sen Türkiye'nin gururusun Manisa. Seninle iftar ediyoruz Manisa. Manisalı çiftçi kardeşim, üretici kardeşim, seninle iftar ediyoruz. Maden ocaklarından alın teriyle ekmeğini çıkaran kardeşim, seninle iftar ediyoruz. Sanayici kardeşim, seninle iftar ediyoruz. Gençler, hanım kardeşlerim, beyler, sizlerle iftar ediyoruz. Maşallah, barekallah. Manisa bugün farklı be. Manisa bugün demokrasiye bir kez daha sahip çıkıyor. Manisa bugün iradesine sahip çıkıyor. Adnan Menderes'in şehri Manisa bugün bir kez daha tarih yazıyor. Allah sizlerden razı olsun. Aşkınız, sevdanız, ahde vefanız için sizlere sonsuz şükranlarımı sunuyorum. 30 Mart seçimlerinin Türkiye için, ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz, Manisa'mız için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Kardeşlerim, biz sizlerle gurur duyuyoruz. Kardeşlerim, şu ana kadar 31 ilimize uğradık. İlçeleri söylemiyorum. Şu anda 32. Sivas'tan başladık. Doğuda, Güneydoğu'da, Orta Anadolu'da, Marmara'da, Akdeniz'de, Ege'de, Trakya'da 31 ilimizde milletimizle kucaklaştık. Gittiğimiz her şehirde olağanüstü bir coşkuyla karşılandık. Dün Adana'dan size selamlar var. Antalya'dan size selamlar var. Hamdolsun yüz binlerin üzerinde Adana'da ve Antalya'da toplamda söylüyorum halkımızla kucaklaştık. Aynen Manisa gibi coşkuyu oralarda da gördük. Halkım başbakanına sahip çıkıyor. Halkım iktidarına sahip çıkıyor. Benim köylüm iktidarına sahip çıkıyor. Benim çiftçim iktidarına sahip çıkıyor. Benim esnafım iktidarına sahip çıkıyor. Çünkü çok sömürüldüler. İnim inim illetildiler. İşte bizden önce şu MHP az mı zulmetti bunlara be? Biz iktidarı MHP'den almadık mı? %59 Ziraat Bankası faiziyle benim çiftçimi sömüren bu MHP zihniyeti değil miydi?
Kardeşlerim, benim esnaf kardeşime Halk Bankası'ndan %46 faizle sömüren bu MHP zihniyeti değil miydi? Peki şimdi %5, %5 faiz, %59 lira, %5 lira, %46 lira, %5 lira. Ah benim çiftçi kardeşim, ah benim esnaf kardeşim, şimdi bu aradaki fark senin cebinde kalmadı mı? Bunu sağlayan AK Parti iktidarı değil mi? Şimdi nasıl olacak da bu MHP'ye oy vereceksiniz? Ben şaşırıyorum. Böyle bir yanlış var mı? Böyle bir yanlış var mı? 30 Mart'ta bunun hesabını sormaya var mıyız? Öyleyse bak 15 gün kaldı. 15 gün. Bir önümüzdeki pazar var. Ondan sonraki pazar sandıklardayız. Şimdi ben diyorum ki kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Çalınmadık kapı bırakmayacağız ha. Tamam. Başladık değil mi çalışmalara? Yoğun değil mi? Çünkü bu seçim alışılmış bir yerel seçim değil. Bu seçim adeta bir genel seçim yaşıyoruz. Ve bu seçim ne? Türkiye üzerinde, demokrasi üzerinde, milli irade üzerinde bir oyun oynanıyor. İşte siz bu oyunu bozacaksınız. Kirli ittifaklar var. Kirli ilişkiler var. Komplo ve kumpaslar var. Bunları bozacaksınız. Hiç endişeniz olmasın. Biz Allah'ın karşısında rükua eğiliriz. Bunun dışında kimsenin karşısında bir eğilmek yok. Kimse bizi eğemez, eğdiremez. Eğilmedik bugüne kadar. Allah'ın izniyle bundan sonra da. 81 vilayet. 77 milyon. İşte bu oyuna itiraz ediyor. Türkiye'ye yönelik saldırının herkes farkında. Yeniden bir istiklal mücadelesi verdiğimizin herkes farkında. Kardeşlerim, Türkiye'nin büyüyen ekonomisi birilerini rahatsız etti. Türkiye'nin aktif, kucaklayıcı, barışçı, mazlumlara sahip çıkan dış politikası birilerini rahatsız etti. Türkiye'nin küresel projeleri, hedefleri, vizyonu birilerini rahatsız etti. Kardeşlerim, bakınız, burada size şunu sormak zorundayım. Biz göreve geldiğimizde milli gelir neydi? 230 milyar dolar. Yani MHP'den biz 230 milyar dolarla aldık milli geliri. Şimdi 820 milyar dolar. Kardeşlerim soruyorum. Yolsuzlukların olduğu bir iktidarda siz 230 milyar dolardan 820 milyar dolara gelebilir misiniz? Kardeşlerim soruyorum sizlere. 79 senede Cumhuriyet tarihinde Türkiye'de yapılan bölünmüş yol neydi biliyor musunuz? 6100 kilometre. Kardeşlerim 11 senede yapılan bölünmüş yol ne oldu biliyor musunuz? Sadece bizim dönemimizde 17 bin kilometre. 6100 kilometre nire, 17 bin kilometre nire. Kardeşlerim sormak lazım bu Bahçeli'ye ve avanesine. Ya siz ne yaptınız arkadaş ya? Siz şu yaptıklarınızdan bahsedin ya. Ne yaptınız? İnanın yaptıkları bir şey yok. Ne varsa AK Parti'nin iktidarı döneminde var. Zaten dikkat edin. Millet 5 yıllığına bunlara iktidar verdi. 3,5 yıl kaldılar, kaçıp gittiler. E niye 5 yıl idare etmedin, idare etseydin?
Niye kaçıp gittin? Öyle mi? Kimse size bırak demedi. Erken seçim demedi. Niye kaçıp gittiniz? Götürecek mecalleri kalmamıştı. Çünkü onlar maalesef Sakarya depreminde, Kocaeli depreminde, Düzce depreminde çöktüler, bittiler ve yarı bıraktılar. Biz geldik, o deprem bölgelerini imar ettik. Bak bizim dönemimizde de Bingöl depremi oldu. Bir yılda yeni Bingöl'ü meydana getirdik. Van depremi oldu. Bir yılda Van'ı yeniden imar ettik. Simav depremi oldu. Bir yılda Simav'ı yeniden inşa ettik. Kardeşlerim biz buyuz. Biz buyuz. Biz iş bilenin, kılıç kuşananın anlayışıyla yürüdük. Şimdi ben buradan sesleniyorum. MHP'ye gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum. CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Biz MHP'nin, CHP'nin yavrusuyla ortak olduğu iktidardan IMF'ye borç neydi biliyor musunuz? 23,5 milyar dolar. 23,5 milyar dolar. Ödedik, ödedik, ödedik. Geçen 14 Mayıs'ta sıfırladık. Şimdi Türkiye'nin IMF'ye borcu yok. Şimdi IMF bizden borç istiyor. 5 milyar dolar. Veririz dedik. Veren el, alan elden üstündür. Kardeşlerim, bunlar milliyetçi değil mi? Sevsinler bunlar gibi milliyetçi. Bunlar kafatası milliyetçisi. Eser milliyetçisi değil. Bakınız, Milli Bankamız Merkez Bankası. Merkez Bankası'nın kasasında ne vardı biliyor musunuz? Devraldığımızda MHP'den 27,5 milyar dolar. Şimdi ne var? Değerli kardeşlerim, 128 milyar dolar var. Halep oradaysa arşın Manisa'da. Manisa, hesabı sormaya var mıyız? Bakın bir başka örnek vereceğim. Göreve geldim. Masamın üzerine bir hesap geldi. MHP'den aldık ya, CHP'nin yavrusundan aldık ya. Ne biliyor musunuz? Benim işçi kardeşim iyi bilir. Memur kardeşim iyi bilir. Zorunlu tasarruf adı altında 13,5 katrilyon kestiler işçi ve memurdan. Yıllar yılı. Yıllar yılı. Dedim ya işçiye, memura devlet borçlu olur mu? Arkadaşlar hemen sendikaları toplayın. Bu parayı ödeyeceğiz dedik. Ve 13,5 katrilyon o zorunlu tasarrufu biz ödedik. Biz ödedik. Biz yolsuzlukların iktidarın bir şey olabilir mi? Bak biz ödedik bunları. Bitmedi. Bir de hatırlayın. Konut edindirme yardımı adı altında sizden para topladılar mı işçi memur kardeşim? Topladılar. Kardeşlerim o 3,5 katrilyonu da biz ödedik. Onu da biz ödedik. Memur kardeşim, işçi kardeşim umudunu kesmişti. Ama onu da biz ödedik. Kardeşlerim, bütün bu olaylar karşısında Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda kamu net borç stoku ne biliyor musunuz? 100 liranın 73 lirası borçtu. MHP'den böyle aldık. Şimdi ne oldu? 100 liranın 35 lirası borç. Bak nereden nereye düşürdük. Görüyor musunuz? Türkiye burada şu anda. Devletin borçlanma faizi 100 liraya 63 lira faiz ödüyordu. Şimdi tek haneli rakama düştük. Aradaki fark benim vatandaşımın cebinde kalıyor. Enflasyon neydi? %30. Şimdi %8. Aradaki fark kimin cebinde kalıyor? Ayşe bacının mutfağında kalıyor şimdi. Fatma bacının mutfağında kalıyor. Ahmet kardeşimin cebinde kalıyor. Bunu biz sağladık. Biz sağladık. Ey MHP, ey CHP, sizin böyle bir derdiniz yok.
Sizin böyle bir aşkınız yok. Bizde dert var. Onun için 30 Mart çok önemli değerli kardeşlerim. Tabii bu arada en çok da çözüm süreci birilerini rahatsız etti. Milli birlik ve kardeşlik süreci birilerini rahatsız etti. İnşallah bunu da bozacağız. Ölümlerin durması, kanın durması, gözyaşının dinmesi birilerini rahatsız etti. Şehit cenazeleri geldiği zaman bakarsınız MHP'liler sokaklara dökülür. Bunları istismar ederler. Aynı şekilde BDP'de bunun tersini yapar. Onların da malum işlerinden birileri öldüğü zaman onlar da bunu istismar eder. Birisi siyasi Kürtçülük yapıyor, birisi siyasi Türkçülük yapıyor. Peki biz, farkımız bu zaten. Farkımız bu. Kardeşlerim, biz Türküyle, Kürdüyle, Boşnağıyla, Arnavutuyla, Romanıyla, Lazıyla, Gürcüsüyle aklınıza ne gelirse biz diyoruz ki tek millet. Tek millet. Ben Türk'ü de, Kürt'ü de, Arap'ı da, Boşnağı da, Arnavut'u da, velhasıl beni yaradan Allah onları da yarattığı için seviyorum. Ayırt etmeksizin seviyorum. Ayırt etmeksizin. Çünkü bizim inancımızda ne siyahın beyaza ne beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Tamam? Ne Arap'ın Kürt'e, ne Türk'ün Kürt'e, ne Kürt'ün Türk'e üstünlüğü yoktur. Bizi yaradan Allah onları da yarattığı için severiz. Onun için ne diyoruz? Tek millet. Arkadan bir şey daha söylüyoruz. Nedir o? Tek bayrak. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bayrağımızın rengi şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız şehitlerimizin simgesi. Üç, tek vatan. Ama 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Batıda ne varsa doğuda, güneydoğuda da o olacak. Kuzeyde ne varsa güneyde de o olacak. Allah razı olsun anacığım. Sağ olasın. Bana anamı hatırlattın. Sağ olun. Ayrım olmayacak. Çünkü Türkiye'nin 780 bin kilometre karesi hep birlikte ayağa kalkacak. Ah kardeşlerim soruyorum. 10 yıl önce, 12 yıl önce denseydi ki Şırnak'ta havalimanı yapılacak. Buna kim inanırdı? Soruyorum. Iğdır'da havalimanı yapılacak dense kim inanırdı? Ağrı'da, Kars'ta havalimanı yapılacak dense kim inanırdı? Hakkari'de havalimanı yapacak dense kim inanırdı? Buyurun, bu havalimanları bitti. Sadece şu anda Hakkari kaldı. Orada da ne yazık ki bölücü terör örgütü zaman zaman yaptığı tehditlerle müteahhitleri bırakıp kaçırttı. İsteseler de istemeseler de Hakkari havalimanı da bitecek. Onu da yapacağız. Kardeşlerim, huzuru bozmak, istikrarı zedelemek, ekonomiyi durdurmak için gayret sarf edenlere inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bakın şimdi çıkmışlar birileri abla olmuş. Duydunuz mu bu ablaları? Sizin kapılarınıza da geldi mi? Size de yalan, yanlış, iftira her şeyi anlatmaya başladılar mı? Fakat geçen günü Hatay tarafında bir teyze bunlara ne güzel cevaplar verdi değil mi? Bak teyzeme de gelmişler galiba. Geldiler mi anacığım? Ama sen onların ağzının payını vermişsin. Eyvallah. Ya bunlar da iftira. Bunlar da yalan var. Bunlara sadece bir şey söyleyin. Kurt, kurt bilmesin, kurt, kurt bilmesin, kurt, kurt bilmesin.
Artık benim vatandaşım adresi biliyor. Adresi biliyor. Bunlara şunu söylemek lazım. Sizin hocanız benim kızımın başının örtüsünü açmaya çalışan birisidir. Defolun demek lazım. Affedersiniz, kendine göre fetvalar veren birileriyle bizim işimiz yok. Bunu söyleyeyim. Kardeşlerim, bunlar hayır yapıyor öyle mi? Bunlar hizmet yapıyor öyle mi? Ne oldu? Aralar açılınca şimdi öğrencileri dışarı atıyorsunuz. Sizin gibi düşünmeyenleri dışarı atıyorsunuz. Siz onları orada bedava yatırmıyordunuz, paralarını da alıyordunuz. Ne oldu şimdi size? Bitti mi hayırlar? Aldığınız o zekat paralarını nereye harcadınız? O aldığınız kurbanlıkları nereye harcadınız? Kardeşlerim, işte 30 Mart aynı zamanda bu hesabın bozulmasıdır. Şimdi Manisa'da bu ablalar neler diyor biliyor musun? Diyorlar ki oyları AK Parti'ye değil MHP'ye verin. Onu söylüyorlar. Şimdi orayla dost oldular. Orayla şimdi o bacı oldular. Anne yan seçimden önce geçmişte ne diyorlardı? Okyanus otasına veriyorlar, veriştiriyorlardı. Ne oldu şimdi? Maşallah. Ya ne zamandan beri siz bu kadar iyi dostunuz? Dert o değil. Dert acaba AK Parti'yi biz Manisa'da, Türkiye'de oylarını düşürebilir miyiz? Başarılı olamayacaksınız. Çünkü sizin tuzağınız varsa halkımın da tuzağı var, hakkın da tuzağı var. İşte onun için onların ablaları bir kenara, bizim ablalarımız bize yeter. Onlar beddua seansları yapıyorlar evlerde, yurtlarında. Ama bizim dua seanslarını yapan kardeşlerim burada. Abiler burada. Onların abileri varmış. Bizim abilerimiz Allah'ın izniyle Manisa'da 30 Mart'ta sandıkları patlatacak. Ben buna inanıyorum. Aileleri böldüler, aileleri. Milleti parçaladılar, milleti. Ve yalan yanlış gazeteler bastırıp, broşürler bastırıp evlere dağıtıyorlar. Kardeşlerim, bunun adı hukukta casusluktur. Ajanlıktır. Ama yakayı ele verdiler. Bedelini de ağır ödeyecekler. Kardeşlerim, dedim ya, inlerine gireceğiz, inlerine. Öyle kolay kolay biz bu devleti sokakta bulmadık. Milli birliğimizi, milli güvenliğimizi tehdit eden bu unsurlara karşı gerekli tedbirleri aldık, alıyoruz, gerekli hesabı da soracağız. Kardeşlerim, Mardin'de, Siirt'te açık açık BDP'ye oy istiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani AK Parti'nin karşısında kim güçlüyse ona. Çünkü bunlar için kendi amaçları uğrunda meşru gayrimeşru kim olursa olsun, yeter ki AK Parti'nin dışında olsun, ona oy istemek var. CHP'lilere diyorlar ki MHP'de Manisa'da oy verin. MHP'lilere diyorlar ki İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da CHP'ye oy verin. Bunlar bir de ortak adaylar çıkardılar. Pensilvanya CHP'den yolsuzluk nedeniyle atılmış şahsı aday olarak istedi. Ve bu CHP'de onu İstanbul'dan aday yaptı. O yolsuzluk klasörünün önünde Kılıçdaroğlu'nun çekilmiş resimleri vardır. Gazetelerde, televizyonlarda yayınlandı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Çünkü Kılıçdaroğlu'nun ondan pek farkı yok. O da SSK'nın genel müdürüyken birçok olaylara karıştı. Ne çileler çektik o hastanelerin kapısında onun döneminde.
Hastanenin eczanesine inersin ilaç bulamazsın. Şimdi böyle bir sorunumuz var mı? İstediğimiz hastaneye gidiyor muyuz? İlaçlarımızı istediğimiz eczaneden alıyor muyuz? Kardeşlerim, işte bunun kadro kıymetini 30 Mart'ta sandıklarda gösterelim diyorum. Ama bunu söylerken bir şey söyleyeceğim. Tüm bayan, erkek, müşahit kardı olan veya sandık kurulu üyesi olanlara sesleniyorum. Aman ha, sandıklara sahip çıkın. Bunlar her türlü numarayı yaparlar. Bunlarda takiye var, yalan var, iftira var, her şeyi yaparlar. Onun için sandıklar bizim namusumuzdur diyeceksiniz, bunlara sahip çıkacaksınız. Kuş uçurtmayacağız, kuş. Bunlara dikkat edeceğiz. Her gün konuşmalarına bakın. Kılıçdaroğlu'nun, Bahçeli'nin konuşmalarına bakın. Birbirinin tıpatıp aynı konuşmalar. Adeta birbirlerinin avukatlığını yapıyorlar. Eli kanlı terör örgütlerine de artık birlikte sahip çıkıyorlar. İstanbul sokaklarında terör estiren askere polis kurşun, polise kurşun yağdıran terör örgütüne kendisi üstlendiği halde DHKPC terör örgütü kalkıyor utanmadan, sıkılmadan. Bu Kılıçdaroğlu diyor ki hükümetsin sen, bul çıkar. Hale bak ya. Seni biliyoruz zaten. Gösterin bana o terör örgütünü, gideyim üye olayım. Mısın sen ya? Zaten senin karakterinde bu var. Şimdi bakıyoruz MHP'de aynı şekilde sahip çıkmaya, kol kanat germeye, selamlar göndermeye başladı. Kardeşlerim, dikkat edin, oyun çok büyük. Bunlar AK Parti iktidarını, yani milletin iktidarını, yani sizin iktidarınızı yıpratmak, istedikleri gibi at oynatabilecekleri bir Türkiye kurmak istiyorlar. Bu oyuna gelme Manisa! Manisa, inanıyorum ki 30 Mart'ta sen bu oyunu sandıkta bozacaksın. Bu kirli ittifaka, bu şer ittifakına 30 Mart'ta sen gereken cevabı vereceksin, ben buna inanıyorum. Manisa'daki CHP'li kardeşlerim, Manisa'daki MHP'li kardeşim, az önce örnekler verdim. MHP döneminde neler oldu, biz neler yaptık. 30 Mart'ta sen de gönül verdiğin partiye bir ders vermelisin diyorum. İnşallah o partileri hesaba çekmelisin diyorum. Çünkü bunlar büyükşehir belediyeciliği nedir bilmez. Ben biliyorsunuz belediyecilikten gelen biriyim. İstanbul gibi bir şehirde 4,5 yıl büyükşehir belediye başkanlığı yaptım. CHP'den aldım belediyeyi. Ve 2,5 milyar dolar borçla devraldım. 1,2 milyar dolar borçla devrettim. Çamur, çöp, hava kirliliği, susuzluk İstanbul'da felaketti. Hamdolsun 2 yılda ne çöp dağları kaldı, ne susuzluk kaldı, ne hava kirliliği kaldı. Şimdi diyorum ki aynı şekilde Manisa'yı da modern bir büyük şehir haline getirelim. Kardeşlerim, biz büyük şehir yasasını çıkardığımızda CHP karşı çıktı. MHP karşı çıktı. BDP karşı çıktı. Ya şimdi bunlar hangi yüzde sizin karşınıza gelecekler de oyunuzu bize verin diyecekler. E siz Manisa'nın büyük şehir olmasını istemediniz ki ya. Manisa'nın büyük şehir olmasını istemeyenler sizden oy istemeye nasıl gelecekler ey benim Manisalı kardeşim? Ey Aksarlı kardeşim, ey Somalı kardeşim, bunlara gereken dersi vermeliyiz. Vermeliyiz. Onun için çok çalışacağız. Ya siz ne anlarsınız büyük şehir yönetmekten deyin, bunlara dersi verin. Kardeşlerim, ben Manisa'nın 30 Mart'ta AK Parti'ye sahip çıkacağına inanıyorum. İnanıyorum ki bütün ilçelerimiz bunlara gerekli olan dersi verecek.
Bu meydan zaten bunu gösteriyor. Buradaki coşku, buradaki heyecan bana bunu gösteriyor. Kardeşlerim, 12 yıl boyunca çetelerle, mafyayla, cuntayla mücadele ettik. Devlete sızmış, milletin enerjisini hortumlayan çeteleri tasfiye ettik. İnşallah 30 Mart'tan sonra kalan çeteleri de tasfiye ediyoruz. Ergenekon'la mücadele ettik. Pensilvanya yönetimindeki Neo Ergenekon'la da mücadele edeceğiz. Allah aşkına şuna bakar mısınız? Neymiş? Pensilvanya'da inzivaya çekilmiş. Duydunuz mu? Aynen öyle. Aynen öyle. İnzivaya çekileceksen gel ülkende inzivaya çekil. Bu nasıl bir inziva? İnzivaya çekilmiş ama oradan alufteleri takip ediyor. Duydunuz değil mi? Alufte. Yani aşuftenin benzeri. Onları takip ediyor. Siyasilerden birine alufteyi musallat etmişler de o hemen haber göndermiş. Sakın ha demiş. Ya sen hoca mısın? Yoksa istihbarat örgütünün başı mısın? Nesin ya? Nesin sen? İnzivaya çekilmiş, iş takipçiliği yapıyor. İnzivaya çekilmiş ama oradan senaryo talimatları veriyor. İnzivaya çekilmiş ama uluslararası gazetelere ülkesini karalayan yazılar yazıyor, röportajlar veriyor. İnzivaya çekilmiş ama Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın, Genelkurmay Başkanı'nın, bakanların, savcı, hakim, bürokratların telefonlarını dinleyip en mahrem devlet sırlarını kaydediyor. Bu casusluktur. Yapamazsın böyle bir şey. Cumhurbaşkanının telefonunu dinleyemezsin. Mahkemelerin böyle bir karar alma yetkisi yok. Başbakanı dinleyemezsin. Mahkemelerin böyle bir karar alma yetkisi yok. Bunları yaptılar. Montaj yaptılar. Dublaj yaptılar. Allah aşkına bu nasıl bir inziva? Ne diyorlar? Herkes konuştu. Konuştu, o sustu. Bu nasıl bir susmak? 5 ay önce konuşmuş. Beddua Allah'ın gücüne gider. Hatta densizlik demiş. 5 ay sonra çıktı, dikkat ettim. Aynı kelimeleri kullanarak Allah'ın gücüne gider dediği, densizlik dediği bedduayı daha beteriyle kendisi yapıyor. Alimlerin şehri Manisa. İnanıyorum ki siz işte bu tür alimlere gereken cevabı vereceksiniz. Evliya şehri Manisa. İnanıyorum ki sizler bu tür fitne, fesat, takiye, yalan, iftira atanlara gereken cevabı vereceksiniz. Büyük devlet adamları, cihan padişahları yetiştirmiş Manisa. İnanıyorum ki devlete, millete, milli güvenliğimize yönelik saldırıya karşı tepkinizi 30 Mart'ta ortaya koyacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sevgili Manisalılar, 30 Mart'ta dedim ya, sadece belediye başkanı, meclis üyeleri ve muhtarları seçmeyeceğiz. 30 Mart'ta Türkiye'nin geleceğine bir karar vereceğiz. Ya eski Türkiye diyeceğiz, ya da yeni Türkiye diyeceğiz. Kardeşlerim, az önce dedim ya, tek millet dedik ya, tek bayrak dedik ya, tek vatan dedik ya, tek devlet diyoruz. Unutmayın, devlet içinde devlet yok. İnanıyorum ki Manisa lafa değil, büyük medeniyet yolunda insan, demokrasi, şehir diyeceğiz.
Belediyeciliği böyle yapacağız. Önce insan, demokrasi ve şehircilik. Ve büyük medeniyet yolunda bunu başaracağız. İnanıyorum ki Manisa, takiyeye, riyaya, iftiraya, yalana değil, komploya, tuzağa değil, Manisa için takdim edilen projelere bakacak. Ona oyunu verecek. Bizde plan var, proje var. MHP'de ne var? CHP'de ne var? Ya konuşmalarına dikkat edin. %80-85 tutturmuşlar bir şey. Yolsuzlukta yolsuzluk, yolsuzlukta yolsuzluk, yolsuzlukta yolsuzluk. Artık gülüp geçiyorum. Bunlar çünkü montajcı. Bunlar dublajcı. Bakın Manisa'ya iki hastaneden oluşan toplam 658 yatak kapasiteli bir şehir hastanesi yapıyoruz. Kaça çıkacak biliyor musunuz? 283 trilyon. Bitmiyor. Manisa'ya 400 yataklı Merkez Efendi Devlet Hastanesi yapıyoruz. Proje devam ediyor. Türkiye'nin Süper Lig'deki tek ilçe takımı Akhisar'ımıza 12 bin seyirci kapasiteli yeni bir stadyum yapıyoruz. Toplam maliyeti 55 trilyon. Stadyumun temelini attık. İnşallah önümüzdeki yıl bitecek. Aynı şekilde Turgutlu'muza 10 bin seyirci kapasiteli bir yeni stat yapıyoruz. Toplam maliyeti 30 trilyon. Dur bakalım ya, hepsi bir anda olmaz. Stadyumun yılına, yapımına bu yıl başlayıp 2 yıl içinde bitiriyoruz. Manisa Spor'u da inşallah Süper Lig'de göreceğiz. Ha gayret diyoruz. Manisa'ya bir spor salonu kazandırmak için kolları sıvadık. Toplam maliyeti 18 trilyon. Yapımına başladık. İnşallah en kısa zamanda bitirip hizmetinize sunacağız. Biliyorsunuz dün ülkemizin prestij projelerinden biri olan Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun en önemli aşamalarından İzmit Körfez geçişi Asma Köprüsü'nün denizin 40 metre altındaki temelleri üzerine, evet, keson kuyusu diye ifade ettiğimiz keson temellerinin birleştirilmesini icra ettik. Bu köprü kendi sınıfında toplam 2682 metre uzunluğu ile dünyanın 4. büyük köprüsü oluyor. Bu proje Manisa'yı ilgilendiriyor. İzmir, İstanbul otoyolu tamamlandığında iki kent arasındaki mesafe 8 saatten 3,5 saate iniyor. Yol 95 kilometre kısalacak. Gebze Dilovası'ndan yola çıkacak olan araç önce Kocaeli Körfezi'ni Asma Köprü ile geçecek. Altınova ilçesinden Bursa, Orhan Gazi'ye, oradan Gemli'ye, Bursa'ya ve oradan da çevre yoluna bağlanacak. Bu yolu 21 kilometre kullandıktan sonra Balıkesir'in kuzeyinden Savaştepe'ye, oradan Manisa, Saruhanlı'ya ve Turgutlu'ya ulaşacak. Daha sonra İzmir, Kemalpaşa, Kuyucak, Ulucak, Belkahve tüneli ile Bornova'ya gidecek. Otoyol ile İzmir, Bursa arası da nereye iniyor biliyor musunuz? 2,5 saat. 2,5 saat. Kardeşlerim, yol medeniyettir. Yol kalkınmadır. Bunları boşuna söylemiyoruz. Yol geçtiği güzergahlardaki bütün şehirlerin çehresini değiştiriyor. Sabuncubeli tüneli biliyorsunuz değil mi? Manisa ile İzmir arasını kaç dakikaya düşürüyor? 15 dakika. Toplam proje uzunluğu 6480 metre. Tünelin İzmir tarafındaki sol tüpte 772 metreye ulaştık. Sağ tüpte 738 metreye vardık.
Tünelin Manisa tarafında ise altyapı çalışmalarını bitirdik. Yakında tünel delme çalışmalarına başlıyoruz. Türkiye genelinde Ferhat gibi dağları deldik. Tüneller yaparak evelallah açılmadık, yol bırakmadık. Cumhuriyet tarihi boyunca yani 79 yılda 50 kilometre uzunluğunda 83 adet tünel yapılmıştı. Biz 12 yılda 117 kilometre uzunluğunda 122 adet tünel yaptık. Bugün ülke genelinde değerli kardeşlerim 205 adet tünelle yolculuğun konforu yaşanıyor. Manisa yüksek hızlı treni bekliyor mu? Şimdi Ankara'dan yapmaya başladık. Ankara, Afyon-Karahisar arasında hızla devam ediyor. Afyon-Uşak arasının yapımına başlanmak üzereyiz. Kısa süre sonra Uşak, Manisa, İzmir arasını da ihaleye çıkıyoruz. Değerli kardeşlerim, bütün bunlarla istiyoruz ki 30 Mart bir değişim dönüşüm olsun. İşte bu atılan adımlarla inşallah Manisa'mızı yerel yönetimde belediye başkanımız, merkezi yönetimde de biz el ele vereceğiz. İlçe belediye başkanlarımızla inşallah mükemmel bir uyum içerisinde farklı bir Manisa'yı inşa edeceğiz. Değerli kardeşlerim, bizler şu 12 yılda Manisa'ya ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? Ne kadar? 9 katrilyon yatırım yaptık. 9 katrilyon. Ulaştırma ve haberleşmede 928 trilyon. Sorun bu MHP'lilere. 3,5 sene iktidarda kaldınız. Acaba Manisa'ya ne kadar yatırım yaptınız? Bir sorun bunlara. Bak bizim neredeyse her yıl bir katrilyon yatırımımız var Manisa'ya. Eğitimde 960 trilyon. Tarım ve hayvancılıkta 1 katrilyon 100 trilyon. Aile ve sosyal politikalarda 659 trilyon. Orman ve su işlerinde 669 trilyon. Enerjide 503 trilyon. Toplu konutta 546 trilyon. Kardeşlerim, bütün bu adımları Manisa'mız için yaptık. İnsanımız için yaptık. Sadece eğitimde. Ah benim kardeşlerim. Sıraların üzerinde kitapları ücretsiz olarak yavrularımız alıyor mu? Geçmişte var mıydı böyle bir şey? Kardeşlerim. Kitabı bulamıyorduk. Bakın üniversitelerimizde biz gelmeden önce gençlerimiz harç yatırmak için para bulamıyordu. Kaldırdık mı harcı? Kaldırdık. Burs için 45 lira burs veriyorlardı. 3 ayda bir bunu ödüyorlardı ha. Şimdi 300 lira veriyoruz. Kredi yurtlarda kalıyorsa 200 lira da beslenme yardımı veriyoruz, 500 lira. Bakın nereden nereye geldi. Manisa'da 2496 yeni derslik inşa ederek derslik başına düşen öğrenci sayısını düşürdük. 17 bin bilgisayar gönderdik. 814 okula internet bağlantısı sağladık ki yavrularımız dünyayla görüşsün. 521 adet bilişim teknolojisi sınıfı kurduk. Şimdi Fatih projesiyle 1664 etkileşimli tahtayı sınıflarımıza yerleştirdik. 828 adet tablet bilgisayar dağıttık. Bu ay içinde Türkiye genelinde 675 bin adet daha dağıtıyoruz. Önümüzdeki 18 ay içinde 350 bin etkileşimli tahtayı sınıflarımıza monte edeceğiz. Kardeşlerim, kardeşlerim,
Dört temel unsur dedik. Adalet saraylarımızı inşa ettik. Ve yoğun bir şekilde hamdolsun sağlıkta attığımız bu adımlarla Turgutlu'ya, Akhisar'a 300'er yataklı, Alaşehir'e 200 yataklı devlet hastaneleri yaptık. Yaptık mı? Köprü başına, Ahmet diye, Kırk Ağaç'a, Gördes'e yeni hastaneler kazandırdık. 300 yataklı Soma Devlet Hastanesimizin yapımı devam ediyor. Aynı şekilde Demirci Devlet Hastanesi'nin Salihli ve Turgutlu Ağız Diş Sağlığı Merkezlerimizin inşaatı sürüyor. Merkez, Akhisar, Turgutlu, Soma ve Kula Adalet Saraylarını tamamlayıp hizmete sunduk. Toplu konutta 4122 konutu tamamlayıp Manisalı kardeşlerimize teslim ettik. Kardeşlerim, biz gelene kadar Manisa'da yapılan bölünmüş yol neydi biliyor musunuz? 81 kilometre. Medya buraya dikkat et. Bak biz 316 kilometre bölünmüş yol yaptık. Bunun yanında 3082 kilometre asfalt yol, 37 adet köprü yaptık. Kardeşlerim, komşu illerle olan bağlantıları hamdolsun çok iyi bir noktaya getirdik. Son 12 yılda hayata geçirdiğimiz sulama projeleri ve Manisa'da 29 bin dönüm tarım arazisini sulamaya açtık. Böylece bir tarım şehri olan Manisa'ya bereket getirdik. Manisalı çiftçilerin hasretle beklediği damla sulama tesislerini hizmete aldık. Manisa'da 52 adet gölet ve sulama tesisi şu anda inşa ediyoruz. Şu ana kadar 12 bin dönüm araziyi suyla buluşturduk. Ayrıca devam eden 46 adet çalışma ile takriben 86 bin dönüm araziyi daha sulamaya açacağız. Akhisar Gördük Barajı'nın projelerini hazırlıyoruz. Gördük Barajı'yla Manisa'nın hem içme suyu ihtiyacını hem de Akhisar'daki tarım arazilerine su sağlayacağız. Kardeşlerim, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının akabinde bu barajın yapımına da başlıyoruz. Değerli kardeşlerim, burada bir şeyi özellikle vurgulamam lazım. Ben burada şöyle karşıma bakıyorum. Hanım kızlarıma bakıyorum. Bir baba olarak 4 tane yavrum var. 2 oğlan, 2 kız. Kardeşlerim, çocuklarım benim çok çile çekti. 4'ü de İmam Hatip mezunu. Ben de İmam Hatip mezunuyum. Yavrularımıza kat sayısı engelini uyguladılar. Kızlarıma başörtülü olarak üniversiteye gidemezsin dediler. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. Öyle yaşadılar. Ve yurt dışına göndermek zorunda kaldık. Gittiler Amerika'da başörtülü olarak okudu. Doktoralarını da yaptılar, master'ını da yaptılar. Ama ne oldu? Elhamdülillah şu anda böyle bir sıkıntı var mı? Sabrettiniz. Sabreden derviş muradına ermiş. Ve şimdi artık kızlarımız İmam Hatiplerin meslek liselerinin orta kısmı açıldı mı? İstedikleri gibi okullarına gidiyorlar mı? İstediği üniversiteye gitme şansı var mı? Başörtülü olarak üniversiteler yavrularımıza açıldı mı? Kat sayı sorunu ortadan kalktı mı? Devlet dairelerinde artık kızlarımız istediği yerde başörtülü olarak çalışabiliyor mu? Başı açık, başı örtülü bir ayrım var mı? Buyurun, işte normalleşme bu. Normalleşme bu. Ayrımcılık bunlarda vardı. Bizde ayrımcılık yok. Ya bunlar bu vatanın evladı değil mi?
Aynı ailenin içinde bakıyorsun, başı açık da var, başörtülü de var. Bak şimdi ne oldu? Bir normalleşme oldu. Biz böyleyiz işte. Biz buyuz. Biz ne CHP ne MHP'nin anladığı parti değiliz. Bizde ayrımcılık yok. Bizde birleştirme var. Biz bunu başardık. Bunu başardığımız için hamdolsun %50 oyu yakaladık. Ve ben diyorum ki siyasi liderlere sesleniyorum. Bu seçimde eğer AK Parti birinci parti olmazsa ben genel başkanlığı bırakmaya varım diyorum. Ben genel başkanlığı bırakmaya varım diyorum. Durun 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 durun, sabırlı olun. Diyorum ki bir siyasetçi, bir lider niye partinin başında olur? Partiyi başarıya götürmek için değil mi? Başarılı olmak için değil mi? Şimdi sesleniyorum ey Kılıçdaroğlu. Eğer senin partin birinci olamazsa, 4 yıl oldu genel başkan olalı, 4 yılda 3 seçime girdin, 3'ünde de arkadan nal topluyorsun, nal. Şimdi gene nal toplayacak. Ama soruyorum, genel başkanlığı bırakmaya var mısın? Bırakamaz. Sıcak geliyor, sıcak. Şimdi geliyorum Bahçeli'ye. Ya bildim bileli o koltukta oturuyorsun. Her zaman üçüncüsün. Bundan sonra daha zor durumlar da olabilir, ha, onu da söyleyeyim. Peki sen yine üçüncü olursan, yine birinci olamazsan burayı bırakmaya var mısın? Kardeşlerim bırakamaz. Bırakamaz. MHP'ye gönül veren kardeşlerime söylüyorum. Sizi bir yere götüremez bunlar. Bu zihniyet sizi bir yere getiremez. Gelin el ele verelim. Vatanını, milletini seven şu AK Parti çatısı altında toplanalım ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaralım. İnşallah 2023 dünyada bizim ilk 10 içerisinde olduğumuz yıl olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılı böyle bir yıl olacak inşallah. Şimdi Manisa büyük şehir oldu. Büyük düşündük. 16'ydı, 30 tane yaptık. Niye? Büyük düşünüyoruz onun için. Ve buraya yıllar yılı sendikalarda mücadele vermiş, sendika başkanlığı yapmış, daha sonra milletvekili olarak yanımda mahalli idarelerden sorumlu, genel başkan yardımcısı olarak çalışmış Hüseyin Tanrıverdi kardeşimi Büyükşehir Belediye Başkanı olarak inşallah görmek istiyoruz. Diyorum ki deneyimiyle, tecrübeleriyle, sosyal yapısıyla, sendikacılıktaki faaliyetleriyle inanıyorum ki Manisa'da Hüseyin kardeşim size efendi değil, hizmettir, bunu böyle biliniz. Bütün proje destekleriyle, plan destekleriyle farklı bir Manisa'yı meydana getirelim istiyoruz. Buna var mıyız? Ablalar, 15 gün kaldı. 15 gün gece gündüz demeden çalışmaya var mıyız? Maşallah. Abiler, 15 gün var. Gece gündüz çalışmaya var mıyız? Var mıyız? Bilesiniz ki 30 Mart sadece Pensilvanya'ya bir cevap olmayacak, ha? Siz AK Parti muhaliflerini paketleyeceksiniz, sandığa da gömeceksiniz. Aman ha, sandıklara da sahip çıkalım. Tüm müşahit kardeşlerim, hep birlikte sandık kurulu üyesi kardeşlerim, sandıklara sahip çıkacağız. Tutanaklarımızı aman resmi tutanaklarla alacağız ve sandıklarımıza da sahip çıkacağız. Tamam. Bu konuda bilgi eksikliği varsa ilçe teşkilatlarımızda
il teşkilatlarımızda, seçim koordinasyon merkezlerimizde irtibat kurup Pensilvanya'nın hileleri vardır. CHP'nin, MHP'nin, BDP'nin her türlü oyunları olabilir. Bu oyunları hep birlikte bozacağız. Ben Gediz, Batı Kışla projeleriyle rekreasyon alanları, fuar alanı, gezegen evi, motor sporları alanı gibi 44 projeyle Manisa inanıyorum ki Tanrı verdi kardeşimle bir değişim yaşayacak. Ben Hüseyin Tanrı verdi kardeşimi sizlere emanet ediyorum. Ve 30 Mart akşamı sizlerden müjdeyi bekliyorum. Müjdeli haberi bekliyorum. Şöyle toplu olarak var mıyız buna? Maşallah. Barakallah. Hazır mıyız? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Manisa'yı hatırlatıyor. Bana her şey Türkiye'yi hatırlatıyor. Günümüz kutlu olsun. 30 Mart ülkemiz için hayırlı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kalın sağlıcakla. Genel Başkanımız, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz ve mitingimizi onurlandıran değerli konuklarımızı sizlere takdim etmek istiyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Nikhet Otar, Başbakan Yardımcımız Bursa Milletvekilimiz evladınız Bülent Arınç, Manisa Milletvekilimiz Recai Berber, Manisa Milletvekilimiz Uğur Aydemir, Manisa Milletvekilimiz Muzaffer Yurttaş, Manisa Milletvekilimiz Selçuk Özdağ, AK Parti Manisa İl Başkanımız Murat Baybatır. Ezilenlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Ezilenlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Çıktığı yoldan
beklenen biber Recep Tayyip Erdoğan. İnandığı yolda gider yıllardır beklenen biber Recep Tayyip Erdoğan. Yürüyoruz hep birlikte.